Çarşamba günü 30 Temmuz itibariyle adli tıpa götürüldüler ve İstanbul Adli Tıp Kurumu sağlıkları gereği cezaevinde kalamaz raporu düzenledi. Bu rapor üzerine şöyle yapılması gerekiyor. Daha önceki uygulamalar da böyle. Normalde ya tahliye edilir acilen kişi ya da uygun görülürse adli kontrol uygulanarak gene tahliye edilir. Örneğin şehri terk etmemek, ev hapsi gibi değişik adli kontrol yöntemleri var. Ancak 37 Ağır Ceza Mahkemesi tutukluk hallerinin devamına karar verdi. Hem de kaçma şüphesi olur düşüncesiyle yolda bile yürüyemez durumdalar. Ve de hastaneye yatışlarına karar verildi. Biz bu kararı itiraz ettik. Hatta itiraz üzerine mahkemenin kıdemli üyesi adli kontrol uygulanarak tahliyelerini istedi. Kendi 37'nin kendi asıl üyesi. Diğer iki kişi adli tatil olduğu için başka mahkemelerden oluşturulan hakimlerden oluşuyor. Bir öğrendik ki Silivri'deki avukatlardan çocuklarımız koridorlarda sürüklenerek Aytaç pandemi hastanesi olan Sağlık Bakanlığı'nın birinci derecede riskli belirlediği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüyormuş. Ebru'da Sadi Konuk Hastanesi'ne götürülüyormuş. Biz hemen tabii ki o hastanenin yolunu tuttuk. Aynı anda Aytaç'ın ambulanstan indirilişini gördüm Şule Hanım. Öyle ki kapıda iki tane güvenlik görevlisi vardı. Ambulans görevlisi, abi yardım eder misin dedi. Adeta bir patates çuvalı gibi. Aytaç'ı böyle bacaklarından, ellerinde ne eldiven var, ne koruyucu maske var. Alıp böyle hızlıca sedyenin üstüne atıp acile götürdüler. Ben de peşlerinden gittim. İnanın o acil servis kırmızı alan diye belirlenen pandemi tabir edilen yer. Anne baba olarak bizi içeri sokmuyorlar. Onlarca polis, jandarma, hastalar, yakınları defaatle içeri girip çıkıyorlar. Kapıyı açtıkça ben de görüyorum ve ısrarla görmek istediğimi söylüyorum. Fakat izin vermiyorlar. Bu sırada emniyet görevlisi olduğunu ve üst düzey görevli olduğunu söyleyen birisi geldi ve benimle tartışmaya başladı. İçişleri Bakanı'nın talimatı var, müdahale edeceğiz dedi.